altına alan koronavirüs salgını sadece can ve sağlık kayıplarıyla kalmadı, ekonomik olarak da çok ciddi etkilere sebep oldu. Ülkeler milyarlarca dolar zarar ederken bu durumdan yine en çok kadınlar etkilendi. Zaten toplumsal cinsiyet eşitliği açısından son sıralarda yer alan ülkemiz, bu durumla ilgili gerekli önlemlerin alınmaması halinde uçurumun gitgide daha çok açılmasıyla karşı karşıya kalacak. Kadın girişimciliğinin artması, kadın istihdamının artmasıyla ilgili artık daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüzü kutluyor. Her zamanki mottomuzu tekrar ediyorum. Kadın güçlenirse Türkiye güçlenir. Dünyanın her yerinde kadının anıldığı, sorunlarının dile getirildiği bugün de hayatın ağır yüklerini taşıyan, elinin emeğini gözünün nuru ile birleştiren, küçük yüreğine koskoca sevgiler sığdıran, güçlü, kahraman kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Ekonomik yaşamda cinsiyet yüklemeden var olma savaşı verirken, son yıllarda iş kollarının hepsinde kadınlarımızı görmek, her alanda biz de varız demek beni çok gururlandırıyor. Toplumsal ve ekonomik yaşamda kadınlarımız artık her zamankinden daha güçlü. Biz kadınlarımızı ne kadar fazla iş hayatına dahil edersek, gerek toplum, gerekse ekonomik alanlarda çok daha güçleniriz. Şunu biliyoruz ki, eğitimli ve ayakları üzerinde sağlam durabilen kadınlar her alanda başarılı olacaktır. Ekonomik gücün izleri en çok sosyal ve toplumsal yaşamda hissedilir. Kendi hikayemizi yazabilmenin gerçek yaşamdaki ilk koşulu ekonomik bağımsızlıktır. Bizim de tüm çabamız, kadınlarımızın ekonomik bağımsızlığını yakalayabilmeleri adına hep birlikte omuz omuza vererek gücümüze güç katmaktır. Birlikte daha ışıklı yollarda çok daha güçlü adımlar atacağımıza inancımız sonsuz. Tüm kadınlarımızı sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Öncelikle tüm dünyada kadınların yüzyıllardır yürüttüğü, özgürleşme ve eşit haklara sahip olma mücadelesinin kutlandığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Kadınlar hayatın her yerindedir. Türk kadını Cumhuriyet ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün sunduğu kazanımlarla hayatın her alanında yerini almıştır. Ancak aile yaşamında ve çalışma hayatında kadının konumuna bakıldığında koşulların hiç de eşitlikçi olmadığı görülüyor. Dünden bugüne bazı haklar kazanıldıysa da halen şiddete maruz kalan kadınlarımız ne yazık ki vardır. Kadınlarımızın toplumdaki yeri ve görevleri itibariyle birey olarak kişiliğini kazanması, kendini ifade edebilmesi, toplumda hak ettiği yeri alması gereklidir. Kadınların ihmal edildiği toplumların varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi mümkün değildir. Tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizde mut verici gelişmeler de yaşanıyor. Bunun en önemli ve değerlisi kadın girişimci sayısının artmasıdır. Kadınlarımız kendi işini yaparken başkalarına da iş veriyor, istihdam sağlıyor, ekonomiye değer katıyor. Kadın girişimci sayısının artması en büyük dileğimizdir. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi şuna inanmak lazımdır ki dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Kadınların sadece 8 Mart'ta hatırlanmaması dileğimle. Kadınların tarihinde her karanlıktan aydınlık, her sondan yeni bir başlangıç yaratma gücü var. Cumhuriyetimizin tarihi bunun en önemli ispatı. Cumhuriyetimizin odak noktasında olan kadınlarımız, çağdaş ve modern günlere gelmemizde önemli görevler başarmış ve başarmaya da devam etmektedirler. Biz kadınlar günümüzde birçok şapkaya sahibiz. Bazen anne, bazen iyi bir planlamacı, iyi bir organizatör, bazen de bilim insanıyız. Ama odağında hepimiz aslında birer kadınız. Global bir sorun olan toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda her kadın gibi biz de Bursa Mühendis Kadınlar Derneği olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Biliyoruz ki biz kadınlar beraberken çok daha güçlüyüz. Yan yanayken sesimiz daha gür.
Her karanlığa düştüğümüzde kadınların tarihi yolumuza ışık olacak. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, tüm emekçi kadınlarımıza daha eşit bir dünya diliyorum. Herkese merhaba, ben Dr. Gülçiçek Zengin Bintaş. Girişimciyim, aynı zamanda da Bir İş İnsanları Derneği'nin başkanlığını yürütüyorum. Uzun yıllardır da iş hayatı içerisindeyim. 8 Mart biz kadınlar için çok çok değerli bir tarih. Emekçi kadınlar olarak ayırmak istemiyorum çünkü zaten tüm kadınlar emekçi. Bu tarihe gelmişken 1857 yılında bir grup tekstil çalışanı kadının iş koşullarını iyileştirmek amaçlı yapmış olduğu mücadeleye de değinmeden geçemeyeceğim. Kadınların o tarihten bu yana verdiği mücadele hala devam ediyor. Kadınlarımız ne siyasette, ne ticarette, ne kamuda, ne de özel sektörde olması gereken noktada maalesef değil. Halbuki kalkınma ve sürdürülebilir büyüme kadınların gücüyle olur. Kadınların iş gücüne katılım oranı ne kadar artarsa, girişimciliği ne kadar artarsa, ekonomik büyüme, sürdürülebilir büyüme de aynı oranda olacaktır. Ayrıca kadınların sadece niteliksiz işlerde değil, sanayide, teknolojide, inovasyonda, üst düzey yöneticilikte, CEO'lukta, yönetim kurulu görevliğinde birçok yerde yer alması gerekmektedir. Bu konuda biz kadınlar sesimizi her mecrada duyurmaya çalışıyoruz. Ancak gerekli kurumların da bizlere daha fazla destek olması gerekmektedir. Bugüne gelmişken sizler aracılığıyla tüm kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüzü kutluyor, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Günü çok anlamlı ve önemli bulmakla birlikte, hala bu yüzyılda böyle bir konuda farkındalık oluşturmaya çalışmak, kadınların da haklarını haykırmak için böyle bir güne ihtiyaç duymak maalesef çok acı. Hayatın her alanında yer alan, aynı zamanda anne olan, kardeş olan, evlat olan, eş olan kadınların insan olduğunu unutmayalım. Günümüz kutlu olsun. Bir ülkenin, bir bölgenin, bir kentin, bir neslin gelişimi için kadının iktisadi ve sosyal hayata katılımının ne derece önemli olduğu hepimizin malumu. Daha güçlü bir Türkiye ancak eğitim ile vizyon kazanmış, hayal etmiş, hedef koymuş ve birlikte başarmış kadın ve erkek ile mümkündür. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Türk kadını binlerce yıllık köklü Türk kültür ve tarihi ile devlet geleneği içerisinde her dönemde özel bir öneme sahip olmuştur. Kadın hakları konusunda Batılıların ve dünyanın övündüğü şu anki yere Türk kadını asırlar öncesinden sahipti. Atatürk'ün de dediği gibi milletimiz güçlü bir millet olmayı azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir sözü Türk toplumunda kadına bakışı özetlemektedir. Toplumun yarısını oluşturan ve oynadığı roller bakımından birçok kimlik ve sorumlulukları var olan biz kadınlar, ne kadar güçlü ve eğitimli olursak o kadar güçlü bir toplumdan ve gelecekten söz edebiliriz. Bu yüzdendir ki kadının sahip olduğu haklarının yanında iş gücüne aktif katılımı ve yönetime dahil olması çok kıymetlidir. Daha güçlü bir Türkiye için gayret gösteren, üreten ve gelecek nesilleri yetiştiren tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlar, sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek dilerim. Çilek Mamuli olarak hayatın her anında üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden tüm kadınlarımızın verdikleri emeklerin karşılık bulması için var gücümüzle çalışıyoruz. Toplum hayatında, çalışma hayatında ve eğitimde eşit katılımlı olmasını umut ediyorum. Hayatımıza güç katan, ilham veren ve Çilek ailesinin bir parçası olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve onlarla gurur duyduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir. Emeğinin geçtiği her konuda büyük görevler üstlenir. İşini her alanda yaptığı gibi sevgi ve merhametle yerine getiren tüm çalışma arkadaşlarımıza diyorum ki bir kadın olarak hedeflerimizin peşinden koşmalı, düşlemekten vazgeçmemeliyiz. Bu vesileyle düşleriyle dünyamızı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Merhaba, ben Mimar Seçil Bulcan Ürküt.
Plan B Mimarlığı'nın kurucu ortağıyım. 25 yıldır yurt içinde ve yurt dışında turizm binaları, kamu binaları, ofis binaları konusunda branşlaşmış olup residence, restoran, konut gibi alanlarda da iç mimari ve mimari alanda hizmet vermekteyiz. Kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İnşaat sektörü 7/24 çalışma sistemi ve ağır çalışma temposu nedeniyle kadınlarımızı ve genç kızlarımızın uzak durduğu bir sektör. Bu nedenle kadın üzerinde doğru politikalar geliştirilirse, iyi çalışma ortamları sağlanırsa kadınlarımızın başaramayacağı bir iş olmadığını düşünüyorum. Teşekkürler. Kadınlar dünyanın değerlendirilemeyen en büyük doğal kaynakları. Nüfusun ve ekonominin %50'sini oluşturan kadınların ekonomik yaşama daha fazla katılmaları, kalkınma ve büyümeden daha fazla pay almaları ve aile içindeki konumlarının iyileştirilmesi bir gereklilik. Ekonomik büyüme için kadına ihtiyacımız var. Pandemiyle birlikte yeni bir çağa girdik. Teknoloji ve bilginin ön plana çıktığı bu dönemde farklılıklarımız, insani özelliklerimiz olacak. Bu bağlamda da kadının doğasında bulunan iletişim, empati kurabilme, yaratıcılık, dinleyebilme ve çok odaklılık gibi özelliklerin hayatın her alanında kullanılması gerekmekte. Dolayısıyla cinsiyetlerimize göre değil, emeklerimize, yetkinlik, bilgi ve birikimlerimize göre değerlendirildiğimiz, ön yargı ve kabullerin kırıldığı bir çalışma dünyası yaratmalıyız. Bu da bireysel çalışmalarla değil, eğitimden siyasete, politikadan ekonominin her alanına çözüme yönelik politikalar geliştirerek olabilir. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüzü kutlar, yaşamın her alanında başarıyla yer alan kadınlarımızın sayılarının her geçen gün artarak hepimize rol model olmasını dilerim. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen ve emekçi ve işçi kadınların iş hayatında çalışma koşullarının daha iyi olması, düzenlenmesiyle ilgili aslında bilincin arttırılmasına yönelik yapılan ve ilan edilen bir gündür. Biz kadın olarak da bugün de bir hediye talebi değil, bununla ilgili yine çalışma hayatımızın düzenlenmesi ve eşit şartlara sahip olma ile ilgili beklentilerimiz olması gereken bir gün. Şu an daha çok dernekler ve çeşitli oluşumlar, özellikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde başarılı iş kadınlarını ödüllendirmek, kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal çevrede bilinçliğine artırma yönelik eğitimler ve etkinlikler düzenlemeye yönelik çeşitli çalışmalar yapmakta. Aslında bugün daha çok bu amaçla kullanılması gereken ve bu amaçla çalışılması gereken ve bütün etkinliklere katılması gereken bir gün. Kadının iş hayatında var olması ve sayısının artması aslında iş hayatını çok farklı noktalara getirecek bir etkendir. Kadının yapısı, erkeğin yapısı birbirinden çok farklı olduğu için kadının biraz daha aynı zamanda pek çok işi bir arada yapabilmesi, bakış açısının daha geniş olabilmesi, biraz daha programlı olabilmesinden kaynaklı aslında iş hayatını çok farklı noktalara getiren ve erkekle beraber çalıştığında çok daha verimli bir hale getiren bir çalışma şekli vardır. Bu yüzden muhakkak iş hayatında kadın ve erkek eşit şartlarda ve hemen hemen eşit sayılarda, yani sektörle eşit sayılarda olmalıdır. Burada hem kadın olarak bize beklentilerimizi gerçekleştirebilmek için motivasyonumuzu kaybetmemek adına, hem çevremizdeki insanlara erkekli olarak kadınlarımıza destek vermeye ilişkin ve muhakkak ki bir işveren olarak, kadın veya erkek olsun bir işveren olarak kadın çalışanlara daha pozitif yaklaşmak, kadın çalışanlara bu anlamda daha destek olmak ve kadın çalışan sayısını arttırmak için biraz daha çaba fark etmemiz gerekiyor. Ben bu bağlamda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün hem emekçi kadınlar, hem çalışan, hem de her türlü normal sosyal hayatta da emek veren kadınların Dünya 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ekonomide ve sosyal yaşamda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, kadınların yaşamın tüm alanlarına aktif olarak katılması mümkündür. İş hayatında olaylara kadın gözüyle bakmak demek, tüm detayların incelikle ele alınması ve akılcıl, pratik çözümler sunulması demektir. Kadın gelecektir. Kadın emektir. Kadın başarıdır. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. 8 Mart hepimizin bildiği gibi 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde 40 bin dokuma işçisinin daha iyi çalışma koşulları istemiyle yaptıkları grev
ve sonrasında polisin işçileri fabrikaya kilitlemesi, yine fabrikanın içerisine çıkan bir yangın ve akabinde fabrikanın önüne kurulmuş olan barikatlar nedeniyle dışarıya çıkamayan 120 işçi kadının ölümüyle sonuçlanmıştır. Tabii bu vahim olayın üzerinden 53 yıl geçtikten sonra 1910 yılında Danimarka'nın Kopenhag kentinde Sosyalist Kadınlar Birliği'nin yapmış oldukları bir toplantı sırasında yine Almanya Sosyal Demokrat Parti liderlerinden Clara Zetkin'in bir önerisi olmuştur. Bu öneri her yıl 8 Mart'ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanması ve yanarak ölen 120 işçi kadının anısına böyle bir etkinliğin oluşmasını planlayarak öneride bulunmuştur. Yapılan öneri katılımcılar tarafından oy birliğiyle kabul edilmiş ve o günden itibaren 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya devam etmiştir. Direnen ve savunan tüm kadın dostlarımıza selam olsun. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Merhaba, ismim Emel Taşyakan. Destek Amortisör ve BKM Teknoloji şirketlerinde yönetim kurulu üyesiyim. Makine mühendisiyim. Yaklaşık 10 yıldır bu sektörde, otomotiv ve makine sektöründe çalışmaktayım. Firmalarımızda şu an yaklaşık 180 personelimiz var. Bunun 1/4'ü kadından oluşuyor. Biz kadın istihdamına önem veren bir firmayız. Firmamızda üretimden yönetime kadar her kademede kadın istihdamına önem veriyoruz. Kadın emeğinin olduğu her alanda prensipli, özverili ve disiplinli çalışmanın faydasını görüyoruz. Erkeklerin ve kadınların cinsiyet ayrımı olmadan emeğinin karşılığını eşit aldığı bir dünya dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Merhaba, ben Dilara Arslan. Ova Grup şirketlerinde yöneticilik yapmaktayım. Aynı zamanda Balkan TÜKSİAD Yönetim Kurulu'nda Genç Nesil Çalışma Grubu Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Yıllardır kulaklarımıza slogan olmuş bir söz ile başlamak istiyorum. Kadın isterse her şeyi yapar. Günümüzde tüm ön yargılara rağmen kadınlar iş hayatında aktif rol almaya başlamışlardır. Önceki dönemlerde üst düzey yöneticileri göz önüne aldığımızda erkek yönetici sayısının her zaman kadınlardan daha fazla olduğu görülecektir. Bunun nedeni dünya düzenindeki algının kadının yerinin iş dünyası olmamasından kaynaklıydı. 20. yüzyılla beraber bu algı yavaş yavaş kırılmaya başladı. Çünkü olayın cinsiyetle değil kişisel yeteneklerle ölçülebilmesinin önü açılmış durumdadır. Kadın erkek arasında ayrımcılık yapmak, iş ve görev tanımlarını cinsiyete göre belirlemek, sahip oldukları yetenekleri gözden kaçırmamız ile sonuçlanacaktır. Şu anda ismini duyduğumuz, çalıştığımız birçok firma kadın yöneticiler tarafından yönetilmekte ve ben bu sayının giderek artacağına inanıyorum. İlk önce kendimize inanıp, cesaretli davranıp, yeteneklerimizin ve kapasitemizin farkında olduktan sonra önümüze çıkan ön yargılar başarı merdivenlerini emin adımlarla çıkmamızı asla engel olamayacaktır. Atatürk'ün de dediği gibi dünyada her şey kadının eseridir. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Kadın toplumu oluşturan en önemli halkadır. Doğmanın, büyümenin, gelişmenin doğasında kadın vardır. Çünkü kadın annedir, ilk öğretmendir, topluma şekil veren heykeltıraştır. Kadın, çocuğuna güçlü olmayı öğreten, sevgiyi, saygıyı, iyi insan olmayı aşılayandır. Kadın, her koşulda var olmayı başarabilen, eşit fırsatlara sahip olabilmek için yılmadan çalışan ve bu sayede büyük başarıların altına imzasını atandır. Kadın, her canlı gibi yaşamaya hakkı olandır. Yaşama sebebi de kimse tarafından elinden alınamayacak kadar kıymetlidir. Kadın, kelimelerle anlatılamayacak kadar kalabalık, tek başına savaştığı durumda bile cesur ve güçlü bir yalnızdır. Çünkü üretkenliği, yılmazlığı, bakış açısı, ileri görüşü ve sayamadığımız onlarcası ona güç katandır. Kadın, birlikte daha güçlü olacağının farkında olandır. İşte bu yüzden de gelecek güçlü kadınlarla daha güzel gelecek. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüzü kutluyor, kadınların hayatına dokunarak pozitif etkiler yaratan, onların da başka kadınların hayatına değer yarattığı bir zincirin halkası olmaya çalışan tüm kadınlarımıza teşekkürlerimi, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Merhabalar, ismim Şehzan Seçen. 99 Eğitim ve Danışmanlığın sahibi, iletişim ve liderlik danışmanıyım. Eko Haber'e sizlere bu mesajı iletebilme fırsatını bana tanıdığı için teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Ancak bunu kutlamadan önce kadınlarla ilgili birkaç şeyi paylaşmak istiyorum.
Toplumumuzda maalesef kadınların ufak tefek sorunları var. Eğitim eşitsizliği gibi, çocuk gelinler gibi, aynı işe farklı ücret almak gibi. Kariyer fırsatlarının erkeklerle kadınlara aynı şekilde sunulmaması gibi. Liderlik kelimesinin hala sadece erkeklerin tek elinde olabilmesi gibi. Ve maalesef istismar çok daha acısı kadın cinayetleri gibi. Dolayısıyla 8 Mart kadın hakları hareketidir. Ve bu hareketi destekleyebilmek için el birliğine ihtiyacımız var. Kadının iş dünyasında asimile olmasına karşıyım. Bu bir erkek kıyafeti ve iş dünyası kadını bu kalıplar içerisine sokmak istiyor. Buna karşıyım. Biz kadınız, güçlüyüz ve başarılıyız. Bana soruyorlar, hocam başarınızın sırrı nedir diye. Diyorum ki, benim bir başarı hikayem yok. Benim bir sosyal sorumluluk projesi hikayem var. Çünkü ben erkek meslektaşlarıma nazaran en az 2 kat çalıştım. En az. Çok daha fazla mücadele ettim, çok daha fazla gayret ettim. Ve elbette haklar ancak gayret edilerek kazanılır. Bu yüzden ben pozitif ayrımcılık yapılmasına karşıyım. Ben ayrımcılık yapılmasını istiyorum. Biz kadınız, özeliz, güçlüyüz ve tahmin ettiğinizden çok daha fazla başarılıyız. Bunun için el birliğine ihtiyacımız var. Kadınların birbirini destekleyebilmesine, kadınları sadece insan olarak tanımlayan erkeklerin desteğine ihtiyacımız var. Unutmayın, gözlerimizin rengi farklı olabilir ama gözyaşımızın rengi aynı. Kadınız, şanslıyız, güçlüyüz ve kadının iş dünyasında hak ettiği yere, geleceğine olan inancımız sonsuz. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dünyada 100 yılı aşkın süredir kutlanmaktadır. Geçmişe baktığımızda kadınların ekonomik platformda erkeklerle eşit haklara sahip olmak, İnsana yaraşır, onurlu bir hayat yaşamak adına verdikleri mücadelenin sesini duyurmak için bugüne ilan ettiklerini görmekteyiz. Geçmişten bugüne çok yol kat ettiklerini de görüyoruz. Ancak değişen dünya sisteminde kat edilen bu yol maalesef ki yeterli değil. Bugün bayrağı taşıma vazifesi bizlerin, yarınsa kızlarımızın olacak. Bizlerin ekonomik hayatta çok daha fazla yer almasıyla olacaktır. İçimizden bazılarının o kadar kolay mı, bize bu fırsatlar verilmedi ki dediğini duyar gibiyim. Haklar verilmez, alınır. Sen bir kadınsın, sen bir annesin, sen bir eşsin. Yani emeğin tarifi sensin. Verilen emeklerin kolay değil, zorluklarla olduğunu ama sonucunda elde edilen hazın da ne kadar tatlı olduğunu en iyi bilensin. Ekonomik hayatta, üretimde, hizmette yer almamız bugün ailemize, yuvamıza maddi kazanç sağlarken, yanı sıra gençlerimiz ülkemiz için geleceğin yapı taşlarını oluşturmakta, kızlarımıza ise rol model olmaktayız. Talih, cesur ve azimli kadınlardan yanadır. An, kendi talihimizi oluşturma anıdır. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.